Kıtams 31 Ocak 2022 tarihiyle 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 6.085 TL olduğunu açıkladı. 7 Şubat 2022 tarihinde yaşamını yitiren Lefkoşa sakini Ahmet Hızarcı'nın ölüm sebebinin kronik bronşit ve COVID-19 hastalığına bağlı olduğu tespit edildi. Meteoroloji Dairesi bugün ve çarşamba günü sağanak yağmur beklendiğini duyurdu. Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen, Birlik Yönetmenin Kurulu'nun ülkedeki işsiz ve iş bekleyen hemşire ve ebe sayısının belirlenmesine yönelik bir karar aldığını açıkladı. Rum Dışişleri Bakanı Ioannis Kasulidis, Kıbrıs Türk tarafının Ercan Havaalanı ve Mausa Limanı'nın açılmasına karşılık Kapalı Maraş'ın iadesi önerisini kabul etmesi halinde, bunun Rum tarafının sağlayacağı karın bedelinden daha fazla olacağını söyledi. Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi'nin Suriyeli göçmenlerin Güney Kıbrıs'a geçmesine yardımcı olan, Türk asıllı olduğu ileri sürülen iki kişiye hapis cezası verildiği belirtildi. Pekin Olimpiyatları'nda 30'dan fazla sporcunun koronavirüs testinin pozitif olduğu bildirildi.